Hükümeti belki gerek değil. Suçu girmiş işte bazı. Tam içinden çıktık, eve gittik. 5 dakika sonra komşu aradı. Bizi sizin saranıza hortum girdi. Biz de geldik, baktık. Durumlar bundan ibaret. Tek- Rüzgarın esmesiyle ve yağmurun etkisiyle bana bak abi. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Sabahleyin biz içine girdik, biraz çilek toplayalım dedik. Çileğin bitirir bitirmez bayağı bir yüksek bir bulutlar geldi yani yağmurun etkisiyle. O anda hortum çıktı. Biz buradaydık, tam eve yetiştik. Bizim komşumuz aradı, dedi ki sizin seralaza hortum girdi dedi. Hı hı. Ondan sonra biz de geldik. Hı hı. Geldiğimizden bu manzarayla karşılaştık. Hı hı. Çok büyük bir hortum geçmiş. Bayağı bir ürünlerimize, seralarımıza zarar verdi yani. Anlatın hem abi. Laylonlara hem demirlere zarar vermiş yani. Bayağı bir zararımız var yani. Kaç şu anda 7 dönüme yakın bir zararımız var. İndeki mahsurları sayarsak bayağı bir zarar bayağı yükseliyor yani. Su da var, su da girmiş. Suya, suyun zaten en kötü şeyi de sudur. Su bunu bozuyor. Hemen şey yapıldığı zaman nemlendiriyor, çürümeye tabi tutuyor. Hı-hı. Bundan sonra devletimizde bir yardımımız olursa daha çok seviniriz. Yani devlete biraz belediye olsun, ondan sonra yetkili makamlardan olsun. Bize bir yardım eli uzatırsa seviniriz bu konuda. İlk önce ben inanmadım. Geldiğimde şok oldum. Herkes telefon açtı. Bayağı bir şey olduk yani. Şoka girdik. Kuvvetliymiş. Burada komşumuz karşıda ev vardı. O bakmış. Güçlü bir hortumun geldiğini söyledi. Ben kendim de yani bulutlar gördüğüm zaman açıkçası hava bayağı bir karanlık oldu. Korkmaya başladık. Yani dedik Allah Allah yani ne oluyor yani korkmaya başladık. O esnada hortum buradan geçiyormuş yani bizim seralara hortum vuruyormuş. Biz de yeni eve varmıştık seraların içinde. Ondan sonra biz geldik bayağı bir zarar gördük yani manzarayı gördüğümüz zaman bayağı bir zarar varmış içinde. Çok olumsuz. Son dün akşam ikindiden beri yani hava bayağı sıkıntılı geçiyordu zaten. Dolu yağıyordu, şey yağıyordu. Hani sabaha karşı biraz daha şey olmaya başladı. Hani nasıl desem biraz daha bozmaya başladı. Ben evdeydim, haberim yoktu hani olanlardan. Abim aradı, dedi işte böyle böyle olmuş. Biz hemen kalktık geldik, baktık durum çok içler acısı yani gördüğünüz gibi. Hortum büyük ihtimalle denizden gelmiş. Şu arkanızdan da başlamış. Şu taraftan başlamış, şöyle gelmiş, işte içine girmiş, laylon, sera, işte demir ne varsa hepsini almış. O gördüğünüz gibi yani durum çok kötü, berbat bir durumdayız. Hani zaten üstü kapanmazsa bir iki üç güne yani daha da çok zarar göreceğiz açıkçası. Yani hasar tespit mi yapalım? Hasar tespit kesinlikle çok istiyoruz. Yani durumumuzu görüyorsunuz yani 7-8 dönüme kadar şeyimiz var, zararımız var. İşte inşallah yetkililerden bir hasar tespit, bir yardım bekliyoruz inşallah.